Merhaba arkadaşlar ben Bedir Hoca. Sizinle en son genleşme konusunda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet gençler ısı alan maddelerin molekülleri arasındaki uzaklık artar. Bu olaya genleşme denir. Genleşme cisimlerin şekil merkezinden dışa doğrudur. Isı veren maddenin molekülleri arasındaki uzaklık ise azalır. Bu olay ise büzülme denir. Arkadaşlar büzülme genleşmenin tam tersidir. Genleşme boyunca, yüzeyce ve hacimce olmak üzere üç boyuttadır. Birincisi katıların genleşmesi. Boyca genleşme. Tek boyutta genleşmeyi ifade eder. Arkadaşlar çubuğumuzun ilk boyu L0'dı. Biz bunu ısıttığımız zaman ne oldu? Son boyu L oldu. Büyüklü arkadaşlar. Ne kadarlık bir artış oldu? Delta L kadar. Arkadaşlar delta L eşittir. L0 çarpı lambda çarpı delta T'dir. Gençler burada formüldeki sembollerin açıklamasını yapmışız. Landa ne oluyor? Genleşme katsayısı. Delta T sıcaklık farkı. Delta L çubuğun boyundaki artış. L 0 ilk boy. L ise çubuğun son boyudur. Arkadaşlar son boyu ilk boy artı artış miktarıdır. Boyca genleşme katsayısı bir cismin sıcaklığını bir santigrat derece arttırdığımızda birim boyda meydana gelen uzama miktarına denir. Ayırt edici bir özelliktir. Birimi bir bölü santigrat derecedir. Arkadaşlar şurada küçük bir notumuz var. Boyca genleşme katsayısı sadece maddenin cinsine bağlıdır. Boyca genleşme katsayısı neye bağlıymış arkadaşlar? Maddenin cinsine bağlıdır. Neye bağlı değilmiş? cismi ilk boyuna ya da artış miktarına ya da sıcaklık farkına bağlı değildir. Gençler şurada bir şeklimiz var ve iki tane notumuz var. Bize diyor ki L0 sabit kalmak şartıyla alfa açısı arttıkça çubuğun genleşme katsayısı lambda artar. Arkadaşlar şurada neyi ifade ediyor? Birinci formülümüz için şöyle bir şekil çizelim. Dikkat ettiyseniz şubun ilk boyu sabit kalmak şartıyla. L0 dediğimiz bu arkadaşlar ilk boy. Buna boy diyelim. Arkadaşlar buna da sıcaklık diyelim. <laughs> Gençler bu L olsun. Şu K olsun. Gençler dikkat ettiyseniz örneğin açımız neydi? alfa iken şurası ne olsun? Beta olsun. Arkadaşlar açı büyüdükçe ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Çubuğun genleşme katsayısı lambda artı. O zaman biz ne diyoruz? Lambda k büyüktür. Lambda l'dir. Arkadaşlar unutmayın. Açı büyürse çubuğun neyi artar arkadaşlar? Genleşme katsayısı artar. Şimdi Diğer bir şeklimiz ne demiş arkadaşlar? Boyca uzama katsayısı lambda büyük olan çubuk ısıtıldığında çok uzar, soğutulduğunda çok kısalır. Arkadaşlar bu notumuz önemli. Unutmayın. Boyca uzama katsayısı lambda büyük olan çubuk ısıtıldığında çok uzar, soğutulduğunda ise tam tersi çok kısalır. Evet arkadaşlar. Şurada dikkat ettiyseniz gençler X, Y, Z çubuklarımız varmış. Biz bunları ısıttığımız zaman en çok uzayan hangisi arkadaşlar? X. O zaman X'in <laughs> neyi fazladır arkadaşlar? Genleşme katsayısı fazladır. Daha sonra Y uzamış. O zaman Y de X Y'den büyüktür. Y de Z'den büyüktür. Gençler biz ne dedik? Isıtıldığında en çok uzayanın ki büyüktür. O zaman soğuttuğunda da tam tersi olmayacak mıydı? Eğer X ısıttığımızda en fazla uzuyorsa soğuttuğumuzda da en fazla kısalan olacaktır. Dikkat ettiğiniz gibi x en fazla kısalan oldu. Yani büzülen oldu arkadaşlar. Lambda x'i lambda y'den büyükse gençler yani x'in genleşme katsayısı y'nin genleşme katsayısından büyük olduğunu ifade ediyor. X ve y çubuklarımız dikkat ettiyseniz yine dengededir. Biz bunu ısıttığımız zaman ne oldu? Arkadaşlar y büzüldü x uzadı fark ettiyseniz ya da x y'ye bindirdi. Burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? Isıtmada Şuraya bir not alın. Isıt Mada Bin Direnin Genleşme Kat sayı Kat sayı Sı Daha büyüktür. O zaman biz ne diyoruz? Arkadaşlar Bin diren Yani üstüne bükülen kimmiş arkadaşlar? X, Y'ye bindiriyor değil mi? O zaman ne dedik zaten? Delta X yani genleşme katsayısı X'in yenikinden büyüktür. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz X bindirdi. Peki soğuttuğumuz zaman ne olacak? Tam tersi. Bindiren X ne olacak arkadaşlar? Yer değiştirdi. Y bindirdi. Arkadaşlar en çok uzayan ısıttığımızda soğuttuğumuzda da en çok kısalan olacaktır. Kendini en çok çeken olacaktır arkadaşlar. Geldik buraya. Landa Z yani Z'nin genleşme katsayısı x'inkinde x'inki de y'inkinde ee, daha büyükmüş. Cisimler soğutursak arkadaşlar cisimleri soğuttuğumuz zaman en çok büzülen ne olacak? Z olacak değil mi? <laughs> dikkat ettiyseniz şu durumdaymış ilk durumda. Denge buymuş arkadaşlar. En çok büzülen Z olacaksa dikkat ettiyseniz Z büzülmüş. Kim giydirmiş bindirmiş ona? x. Arkadaşlar burada da en çok üzerine ne? x. O zaman biz ne diyeceğiz? z'nin 2 x'ten x'nin 2 de y'den. Dikkat etseniz z x y. Geldik ikinci sayfamız arkadaşlar. Gençler şuna bakıyoruz. Ne diyor bize? Isıt not. Isıtmada uzun olanın e, genleşme katsayısı büyük olur. Soğutmada kısa olanın genleşme katsayısı büyük olur. Arkadaşlar K ve L neymiş? Dengedeymiş. Şu durumda dengede. Biz bunu ısıtınca ne oldu? L K daha çok uzadı değil mi? K daha çok uzadıysa biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Lambda K büyüktür. Lambda özür. Lambda L. Çünkü niye? Bindiren. Bakın ısıtmada bindiren büyük. Soğutmada ne olacak arkadaşlar? Büzülen, büyük. O zaman biz ne diyeceğiz yine lambda k büyüktür lambda l. Zaten aynı çubuklar olduğu için arkadaşlar, o zaman tam tersi bu sefer K'nın büzülmesi gerekirdi çünkü soğutmuşuz. Aynı metalden yapılmış, aynı uzunlukta fakat farklı kesit alanlarına sahip iki metal çubuk incelendiğinde arkadaşlar burada farklı bir şey var. Sıcaklıkları aynı miktarda artırılırsa boylarındaki artış eşit olur. Arkadaşlar bakın aynı metalden yapılacak aynı uzunlukta fakat farklı kesit alanlarında. Yani bunun kesit alanı 2S bunun kesit alanı S'miş. Arkadaşlar ilk boyları eşit miymiş? Eşitmiş. Sıcaklıkları aynı miktarda artırılırsa yani ikisine de T kadar sıcaklık verdiysem arkadaşlar T kadar ısıtırsam e aynı madde olduğu için bunların da genleşme katsayıları da aynı olmayacak mı? O da aynı olacak. O zaman formülümüz neydi arkadaşlar? Delta L boyundaki artış miktarı eşittir. ilk boy çarpı dalga boyu yani özür dalga boyu dedik. Lambda çarpı delta T. Sıcaklık farkı arkadaşlar. <laughs> e ben dikkat ettim. Arkadaşlar ilk boyları aynı. Genleşme katsayıları aynı. Sıcaklık farkları da x'inde T kadar ısıttım. T kadar artış olacak. O da aynı. O zaman biz delta e, L eşittir gençler. L, L eşittir. Delta L, M diyebilir miyiz? Deriz. Biz buna M diyelim. Buna da L diyelim arkadaşlar kafamıza. Şimdi gençler. ikisini de aynı miktarda ısı verilirse kesit alanı küçük olanın hacmi de küçük olacağından sıcaklık artışı daha fazla. Dolayısıyla boyca uzama daha fazla olur. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın. Şurada şu var. Şuraya bir not alalım. Eşit sıcaklıkta eşit sıcaklıkta ne önemli değilmiş arkadaşlar? Hacim önemli değil. O zaman biz diyoruz ki burada ve hacim yani kesit alanları önemli değil. Arkadaşlar ikisine de aynı miktarda ısı verilirse kesit alanı küçük olanın hacmi de küçük olacağından sıcaklık artışı daha fazla. Dolayısıyla boyca uzaması da fazla olacaktır. Biz o zaman şöyle diyebilir miyiz gençler? Eşit ısıda ise ısıda eşit ısı verilirse diyelim özür cümlemizi düzgün kurarlarım verilirse hacim nedir arkadaşlar önemlidir şimdi gelelim ne demek istiyoruz arkadaşlar biz dedik ki aynı madde aynı madde ise o zaman bunların dalga demeyelim e, genleşme katsayıları eşit mi eşit aynı miktarda ısı demek arkadaşlar aynı miktarda Q yani ısı verdik. E o zaman ben dikkat ettim arkadaşlar. Bunun kesit alanı S ben buna V dersem V dersem. Bunun kesit alanı 2S olduğu için buna da 2V der miyim arkadaşlar? Derim. Gençler ben bunları aynı oranda ısıtırsam bunun 2V olduğu için bu T 2T kadar arkadaşlar bunun da V olduğu için hacimle sıcaklık ters orantılı dedik ve T kadar olur mu? Olur. Hocam o zaman ne diyeceğiz biz burada? Delta L K buna K diyelim arkadaşlar. Buna da M diyelim. K büyüktür. Delta L M'dir. Niye hocam? Gençler <laughs> biz ne demiştik? Q eşittir. M e, C delta T miydi arkadaşlar? E hocam burada o zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Del çarpı V çarpı delta T diyebilir miyiz? Deriz. Arkadaşlar ben dikkat ettim. Q eşittir. O zaman en son ne olur? V çarpı delta T olur mu? Olur. E Q'ler sabit mi? Bu sabit hocam. V'ler V'si büyük olanın sıcaklık değişimi ne olacaktır arkadaşlar? Küçük olacaktır. O zaman V'si büyük olduğu için sıcaklık değişimi küçük olacak. Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? DLK büyüktür. DLM'dir. Arkadaşlar kamerada görünmedi galiba. Şöyle yapalım. Yeniden açıklıyorum. Biz dedik ki aynı maddeler olduğu için genleşme katsayıları aynı olacak. Hocam eşit miktarda ısıt verdik. O zaman Q, Q verdik. Arkadaşlar ben bunu kesit alanına e, hacim neydi? V çarpı S idi. Arkadaşlar ben buna H dersem boyuna, ilk boyuna bunu da H dersem, H çarpı S'e ben V dersem burası 2S çarpı H yani 2HS olur. O da 2V olur mu? Olur. Hocam hacmini 2V buldum. Ben dedim ki gençler Hacmi büyük olanın sıcaklığı daha az olur. O zaman hacimle ters orantılı yaparsak sıcaklığı. Bunun hacmi 2V olduğu için bu 2T ısınacak. Bunun hacmi V olduğu için bunun buraya gelecek arkadaşlar bu da T ısınacak. Yani şöyle diyebilir miyiz? Hacmi küçük olanın ısı ı, sıcaklığı daha fazla artar. Arkadaşlar biz neyi biliyorduk? Q eşittir MC delta T'ydi. Arkadaşlar o zaman biz M yerine DV yazarsak. O zaman D V çarpı delta T arkadaşlar ben direkt buna da V çarpı delta T der miyim aynı madde olduğu için öz kütleyi dikkate almadım arkadaşlar Q verilen sabitti ikisine de Q kadar ısı verdik o zaman hacmi büyük olanın sıcaklık değişimi arkadaşlar <laughs> sıcaklık değişimi az olmayacak mı az olacak o zaman biz ne dedik bununki yani delta L K K'daki değişimi e, K'daki boyca uzama miktarı arkadaşlar diğerinden büyük olacaktır. Geldik şu kısma kamerayı ortalayalım. Evet arkadaşlar eşit uzunluktaki homojen K ve L metal çubukları şekildeki gibi dengedeyken çubukların sıcaklıklarındaki artışa bağlı boyların uzarken denge konumları bozulmuyorsa çubukların genleşme katsayıları eşittir. Arkadaşlar bozulmuyorsa biz şöyle diyebilir miyiz? DK DK yani lambda K özür. Kalemlerime bugün bir şey oldu. Lambda K şunu yazıyorum arkadaşlar. Lambda K eşittir lambda L der miyiz? deriz. Gençler diyelim ki denge denge K'dan taraf bozuluyor. Arkadaşlar K'dan taraf bozuluyorsa o zaman biz ne diyeceğiz? Isıttığımız zaman K daha çok uzadı. K daha çok uzadığı için ağırlık merkezinin yeri değişti ve ne oldu? Bu tarafa doğru eğilecek. Arkadaşlar o zaman biz ne diyeceğiz? Bozuluyorsa sa ve k'ya doğruysa arkadaşlar o zaman lambda k büyüktür lambda l'dir arkadaşlar Boyları L0 yani ilk boyu L0 olan çubuk delta L kadar genleştiğinde çubuğun altındaki silindir delta L bölü 2 kadar döner. Arkadaşlar delta L bölü 2 kadar da ötelenir. <laughs> o zaman biz şöyle diyelim arkadaşlar. H eşittir neydi? H eşittir N çarpı çevreydi arkadaşlar. Tamam. Şimdi uzamanın yarısı dönmeye Delta L bölü 2. O zamanın yarısı da neye gidecekti arkadaşlar? Öteleme. O zaman biz ne diyeceğiz gençler? <laughs> gençler o zaman uzama dediğimiz delta L bölü 2. Yani yarısı öteleme yarısı da dönmeye gittiği için o zaman delta L bölü 2 eşittir. N çarpı çevre demiştik. Arkadaşlar çemberin çevresi neydi? 2 pi R idi. Çubuğun genleşmesi, çubuğun genleşme katsayısı e, bir lambda olsun demiş arkadaşlar. Gençler o zaman çubuğun genleşme katsayısı bir landa ise. Arkadaşlar burada e, delta L bölü 2. Biz dedik ki uzama diyelim ki çubuktaki uzama ne olsun? Uzama 40 olsun. Arkadaşlar yarısı dönme yarısı ötelemeye gidiyorsa o zaman biz ne diyeceğiz? Delta L ne olacak arkadaşlar? Delta L 30'un yarısı olmayacak mı? O zaman yarısı olacaksa kaç kalır arkadaşlar? 40 ise özür burası ne olacak? 20 olacak. Demek ki neymiş arkadaşlar? 20 imiş. <laughs> Çubuğun genleşme kasayısı bir lambda olsun demiş. K noktasındaki çember ne tur döner? L noktasındaki çember 4 ne tur döner demiş arkadaşlar. Niye biz gençler ne diyorduk biz örneğin? Şuraya geldiğini varsayarsak arkadaşlar şuraya özür. D dersek. Arkadaşlar bu ne dönecek? 2 en tur dönecek. Gençler şuna dikkat ediyoruz. Bakın. Şuna dikkat ediyoruz. Çubuk uzarsa ne kadarlık kısım. Örneğin bu tarafa doğru uzadığı için bu ne kadarlık e, şuna biz ne diyelim? K. K, e, k silindirin üzerinde ne kadarlık şey gidiyor arkadaşlar? x kadar değil mi? Yani kendisinden sonraki çubuğun boyu kadar ilerleyecek. O zaman x arkadaşlar bunu iki tam burada 2x arkadaşlar bunu tam burada 4x olduğu için bu da kaç tur dönecek? 4n tur dönecek. Burada n'lere şu şekilde belirliyoruz arkadaşlar unutmayın kendisinden sonraki boyun uzama miktarı kadar. Örneğin diyelim ki şu kadar boyu olduğu için biz buna n dersek arkadaşlar burada 2x kadar bir çubuk boyu var. O zaman 2n arkadaşlar burada 4 ee, x kadar bir boy var. O da ne olur? 4n olur arkadaşlar. Geldik şu kısmımıza. Arkadaşlar biz ne dedik? Genleşme merkezden dışarı doğrudur. Dışarı doğrudur. L noktasındaki çember tam ortada olduğundan L'deki çember dönmez. Arkadaşlar şunu şöyle düşünün. Şu cisim bu tarafa doğru geliyor değil mi? Şu tarafa doğru. Kendisinden sonra ne kadarlık bir çubuğun boyu var? Örneğin orta noktası. Çubuğun orta noktası belirlenir. Arkadaşlar kendisinden bir x kadar yani n kadar tur döner. Burada çubuk örneğin top bu tarafa doğru döndüğü için kendisinden bu tarafa kaç tane x var? 2x. O zaman kaç n dönecek arkadaşlar? 2 n dönecek. Unutmayın. Peki hocam niye y, y dönmüyor? Niye y dönmüyor? Gençler y dönmez sebebi nedir? Y tam ortadadır. Çubuk hem bu tarafa uzuyor hem bu tarafa uzuyor. Y ne bu tarafa gidebiliyor ne bu tarafa gidebiliyor. Ondan dolayı L'deki çember dönmez arkadaşlar. L dediğimiz şurası L noktasındaki çember dönmez. Şurayı geçiyorum arkadaşlar. Burası kalsın. Çıkmayacak. Evet arkadaşlar geldik sorularımıza. Şimdi Eşit boyda birer ucu sabit duvarlara menteş, menteşeli KLM çubuklarının uçlarının altlarına özdeş birer silindir konulmuştur. Çubukların sıcaklıkları T1 ve T2. T1'den T2'ye kadar artırılırsa X ve Z silindirleri şekildeki ok yönünde dönüyor. Y silindiri dönmüyormuş arkadaşlar. Buna göre çubukların alfa K yani genleşme katsayıları uzama katsayıları arasındaki ilişki nedir? Evet arkadaşlar. Şimdi gençler bize ne demiş? X ve Z dönüyor y dönmüyor. Gençler bir çubuk biz az önce ne dedik? Hem bu tarafa eşit oranda uzuyor hem bu tarafta eşit oranda uzadığı için bunu döndüremiyor. Arkadaşlar o zaman y dönmüyorsa l ve m aynı oranda uzuyor diyebilir miyiz? İkisini aynı oranda uzadığı için ortadaki y dönmüyor arkadaşlar. Bu bu tarafa dönüyor. Bu da bu tarafa dönüyor. Ne top ne bu tarafa dönebiliyor ne bu tarafa dönebiliyor. O zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? l ve m eşit olacak. Eledim. 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 Arkadaşlar l ve m eşit. b ve c kaldı. Şimdi biz dikkat ettik arkadaşlar. O zaman l daha fazla fazla uzamış ki L daha fazla uzamış ki gençler X'i bir yerden sonra bu tarafa döndürebilmiş. Yani L iteklemiş X'i. L iteklediği için arkadaşlar bu tarafa doğru iteklerse ne olacak? O zaman top şu şekil dönecek. Gençler bu şekil döndüğüne göre biz diyelim ki L 2N kadar döndü. Arkadaşlar bununla bu eşit olduğu için bu da 2N kadar dönecek. Buna dikkat ediyoruz. O zaman en son 2N. K'yı yendiği için K'da N dönerse ne kadarlık bir N bu tarafa dönecek arkadaşlar? N tur bu tarafa dönecek. Şimdi biz dikkat ettik. Bize ne demiş? Sıralama istemiş. L ve M eşit. Büyüktür K oldu mu arkadaşlar? Cevabımız Bursa. Gençler <laughs> cevabımız Bursa çıktı. <laughs> Geldik diğer sorumuza. Şimdi oda sıcaklığında bulunan KLM metal çubuklarının arasında ısıca yalıtılmış özdeş XY silindirleri vardır. Metal çubuklar aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılırken x ve y silindirleri gösterilen yönlerde dönüyorlar. X silindiri y silindirinden daha çok döndüğüne göre <laughs> Arkadaşlar, x silindiri y silindirinden daha fazla döndüğüne göre o zaman dikkat edersek biz ne diyeceğiz? L kimden büyüktür arkadaşlar? He? L K'yı yenmiş ve X de bu tarafa döndüğüne göre demek ki bu tarafa dönüyorsa arkadaşlar çubuk bu tarafa doğru uzuyor. Kim daha çok uzuyor demek ki L dönüyor. O zaman biz lambda L büyüktür. Lambda K der miyiz? Deriz. Hocam peki aynı anda L kimi yenmiş? M'yi de yenmiş ki daha M'den daha fazla boyca uzadığı için o zaman çiki ne olmuş? Yine bu tarafa doğru uzamış. O zaman biz diyoruz ki ne? Lambda e, L büyüktür. Lambda M'de arkadaşlar. Bunu da belirledik. Biz dikkat ettik arkadaşlar. Peki kim daha fazla dönmüş? X silindiri, in Y silindirinden daha çok döndüğüne göre. Arkadaşlar X silindiri, in Y silindirinden daha çok döndüğüne göre o zaman e, L, K'dan çok büyüktür. Ama M'den biraz büyüktür. O zaman M'de K'dan büyüktür diyebilir miyiz? Deriz. Delta M büyüktür. Delta M'de K'dır arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Lambda L büyüktür. Lambda K doğru. Lambda L büyüktür. Lambda M Doğru. Lambda M büyüktür lambda K. Doğru. Arkadaşlar son şık bakın şöyle. Dikkat ettiyseniz bize demiş ki x daha fazla dönmüş. Yani L'deki boyca uzama K'ya göre çoktur. M'ye göre biraz fazladır. O zaman M'ye göre biraz fazla olduğuna göre o zaman M'de K'dan fazladır diye biliriz arkadaşlar. Şu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Az önce verdiğimiz örnek. Şöyle diyelim mi? Örneğin bir bu 3 en dönsün. Bu bunu yendiğine göre bu da bundan düşük olsun arkadaşlar. Biz buna da en diyelim mi? Aradaki fark kaç olacak? 2N. Yani bu tarafa doğru iki en kadar döndürdük mi topu? Döndürdük. Peki Bedir hocam. Şuna dikkat ettim. X daha fazla döndü, 2n döndü. O zaman bunu da n dönebilmesi için yani 2'den küçük olabilmesi için biz buna da 2n diyelim mi? E peki bu da bu tarafa doğru kaç n döndü? 1n döndü. E dikkat ettiyseniz x örneğin x kaç n döndü? 2n. Y kaç n döndü? 1n. O zaman biz diyeceğiz ki m de k'dan büyüktür arkadaşlar. Geldik öbür sorumuz arkadaşlar. Şimdi gençler şu şekil ortalayalım. Evet. <laughs> arkadaşlar bize ne demiş? Aynı maddeden yapılmış. Arkadaşlar aynı madde ise genleşme katsayıları hepsinin aynı mı? Aynı hocam yapılmış. X, Y, Z çubuklarında birer uçları sabitlenmiştir. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda. Arkadaşlar sıcaklıkları eşit miktardaysa bu da T, bu da T, bu da T kadar ısıtıldı mı? Isıtıldı hocam. Peki bize ne demiş gençler? Ne demiş? Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında ısıca yaratılmış özdeş KLM silindirlerinin döndüğü gözleniyor. Buna göre silindirlerin tur sayıları NK, NL, NM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ben şuna dikkat ettim. Şuna dikkat ettim. Biz ne dedik? Top kendisinden sonraki çubuğun boyu kadar dönecektir. Burada toptan sonra kaç L boy var? L. O zaman bu en tur dönerse arkadaşlar geldim buraya. Bu çubuk kendisinden sonra hocam bu 2 L ama çubuğun boyu kendisinden sonraki çubuk L'nin üzerinde yani şunun üzerinden girecek ve itekleyecek. O zaman bu da en tur döner mi? Arkadaşlar bu da en tur. Döner. Ama bu 2 L. Arkadaşlar şu şekilde düşünün. Dikkat edin bakın şekilde gösteriyorum. Şu çubuk bakın ne kadarlık bir dönme yapacak şunda? Kendi boyu kadar dönme yapacak silgi. Ama hocam peki şurada olsaydı yarısı kadar dönecek değil mi? Çubuk bitti. Topun dönmesi durdu. Ama şurada boyda olsaydı arkadaşlar dönme daha da fazla olacaktı. Bu şekil söyleyebiliriz. O zaman biz ne diyoruz gençlik? N M eşittir hocam. N K o da büyüktür. Özür küçüktür. Küçüktür. N Nedir gençler? En, L. L'den daha az döndüler. Şimdi geldik bu sorumuza. Aynı maddeden, aynı maddeden yapılmış şekildeki X, Y metal çubukları arasında bulunan aynı yarı çaplı, yarı çaplı yapılmış K, L silindirleri bulunmaktadır. Çubukların Y'nin sıcaklığı delta T kadar, X'in ki 2 delta T kadar ısı artırılıyor. Buna göre X ve Y çubuklarının dönme sayılarının oranı kaçtır? Arkadaşlar aynı madde dedi. O zaman yine dalga pardon dalga diyorum hep. o e, uzama katsayıları nedir arkadaşlar? Landa landa. Bize ne yapmış arkadaşlar? İlk çubuk ne kadarlık ısıtı? E, ısıttı? X'inkini ne kadar ısıtmış? 2 delta t kadar. Arkadaşlar 2 delta t kadar dediğine göre o zaman burası 2 t. Burası 2 de t olur mu? Olur. <laughs> Gençler ne diyor bize? X ve Y çubuklarının dönme sayılarının oranı kaçtır demiş. Gençler burada kendisinden sonra kaç X var? 2X var. O zaman ben buna X özür D de dersem buna da dersem 2D olduğu için o zaman ben buna 2N. Arkadaşlar burada sadece 1N olduğu için burada da 1N olacak mı? Normal şartlarda bir olacak. Ama ne var arkadaşlar? Şuna dikkat ettim. 2T kadar uzadığı için genleşme katsayısı yani uzama boyundaki artış miktarı 2 katı olacak. O zaman ben buna 2x dersem buna 4x, buna da 6x der miyim? Derim. Hocam ben buna x derim. Buna x de 2x derim. Arkadaşlar buna da 3X değerim. Normal şartlarda T kadar ısıttığı için. O zaman ben dikkat ettim. Arkadaşlar kendisinden sonra 2X olduğu için 2N. Peki Bedir hocam şurada kendisinden sonra kaç X var? 2x var gene. O zaman bu da bu tarafa doğru 2n gelecek mi? Gelecek. Peki bu gelirken 2n kadar geldi ama şu da bir n kadar şu tarafa dönmedi mi arkadaşlar? Bu da bir n kadar bu tarafa döndürecek. O zaman yarısı bu tarafa yarısı o tarafa döndüğü için bu ne kadarlık döndü? n kadar döndü. Arkadaşlar o zaman nx kaç döndü? 1 döndü. Peki Bedir hocam y dediğimiz yani şu ne kadar dönecek? O da 2n kadar dönecek. Gençler bakın bu çok önemli. Evet. Bu kendisinden sonra 2x normalde hocam xx demiştik ya da d d demiştik ama bu 2t kadar ısıtıldı. Arkadaşlar 2t kadar ısıtıldığı için 2 delta t buradaysa lambda t burada 2 lambda t yani 2 katı uzayacak. d idi ama 2 katına çıkacak 2x oldu. 4x oldu, 6x oldu. Hocam bu t kadar ısıtıldı x x 2x 3 ye gitti. Peki hocam bu 2x kadar dönecekse 2n demedik mi? E arkadaşım 2n bu çubuk bunu itekledi ama bu da bir n kadar geri gönderdi mi? Geriye gönderdi. O zaman ne dedik biz? Yarısını aldık. O da n'dir. Yani 1 bölü 2 olur arkadaşlar.